Hanımlar, beyler, Xbox Türkiye kanalına hoş geldiniz. Age of Empires 4'ü konuşuyoruz ve konuğumuz da Abbasi Halifeliği. Tabii ki sevgili Ceren'e soracağız. Ceren, hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi Abbasi Halifeliği deyince tabii İslam aleminin, İslam dünyasının ekonomik ve toplumsal anlamda zirveye çıktığı dönemlerden bahsediliyor. Abbasi Halifeliğini bize hani anlatabilir misin? Nedir bu açıdan tarihteki yerleri? Çok kısa tabii anlatmak lazım. Hazreti Muhammed'in amcasının Abbas'ın soyundan geldiğini söyleyen insanlar bunlar. O yüzden de kurdukları halifelik Abbasi Halifeliği adıyla anılıyor. Meşhur Emeviler döneminden sonra bunlar geliyorlar. Emeviler halife iken şöyle bir sıkıntı oluyor. Hani İslam'da hiçbir etnisitenin bir diğerine üstünlüğü yok. Fakat Emeviler döneminde Arap kökenli Müslümanlar çok daha ön plana çıkartılıyor. Onlara çok daha fazla fırsatlar sunuluyor ve ayrıcalıkları oluyor. Arap olmayan Müslümanlar için mevali diye bir ifade kullanıyorlar. Arap olmayan Müslümanları biraz küçük görüyorlar açıkçası. Bu Arap kabileciliği nedeniyle aslında ortaya çıkan bir şey. Çok eski bir meseledir. Dolayısıyla onun yarattığı bir sürü sosyal ve ekonomik problem var. Emevilerin iktidarı son bulunca Abbasiler bu yüzden biraz daha kabul görüyorlar insanlar tarafından. Ve Abbasi ailesi savaşmaktan çok bilimle, kültürle, sanatla ilgili bir aile ola gelmiş. Daha çok bunlarla uğraşmışlar, özellikle bilim. Dolayısıyla bütün bir aileye bu sinmiş. Bir de hadis var, alimin mürekkebi şehidin kanından üstündür diye. Bu hadisi çok önemsemişler, çok etkilenmişler bundan. Ve bundan yola çıkarak İslam dünyasını bilimle, kültürle, teknolojiyle, sanatla çok daha iç içe bir yapı haline getirmeyi amaç edinmişler. Dolayısıyla onlar, onların öncülüğünde olmuş her şey. Yani İslam'ın altın çağı dediğimiz şey Abbasilerle birlikte 8. yüzyılda böylelikle başlıyor. Ve işte 16. yüzyıla kadar sürdüğünü söyleyebiliriz. Yani evet, bir noktada aslında İslam Rönesansı'nı başlatanlar diyebiliriz. Madem artık kültür ve bilimden bahsettik, oyunda da geçiyor. Oyunda House of Wisdom diye geçiyor. Büyük Bağdat Kütüphanesi. Tabii tarihte maalesef kendisi gene yağmalanıp yerle bir ediliyor. Yine laf Moğollara gelecek. Tahmin edin kimler tarafından. o süreci ve tabii ki Büyük Bağdat Kütüphanesi'nin öneminden biraz bahsedebilirsek. İngilizce literatüre House of Wisdom olarak geçer. Bunun orijinali Beytül Hikme'dir. Yani hikmetler evidir. Hikmetler evi gerçekten çok büyük bir kütüphane. Aynı zamanda pek çok alimi, dünyanın her yerinden aklınıza gelebilecek her tür dili konuşan insanı barındıran bir yapı burası. Ve burası aynı zamanda tercüme hareketi olarak bildiğimiz şeyin de başladığı yer. Şimdi Latince, Süryanice, Arapça, Grekçe, bu diller dahil olmak üzere aklınıza gelebilecek her dilde yazılmış kitap o kütüphanede mevcut. Dünyanın her yerinden getirilmiş. Ve bütün bu dilleri en az bir tanesini bilen alim var, çevirmen var, tercüman var orada. Dolayısıyla Arap'ın ürettiği bilim Latince'ye çevriliyor. Latin'in ürettiği felsefe Süryanice'ye, Arapça'ya çevriliyor. Düşünün hareketliliği. Dil bilme gerekliliğinin ortadan kalktığı bir dünya düşünün. Bugünün Google Translate'i gibi belki yani. Senin Latince öğrenmene gerek yok. Çünkü senin diline çevrilmiş zaten çok önemli bir bilim kitabı veya kültür kitabı veya tıp kitabı. Dolayısıyla sen hemen onu edinebiliyorsun. Bu da teknolojide ve kültürde ve bilimde çok büyük bir patlamaya sebep oluyor elbette. Özellikle tıp alanında harika işler ortaya çıkıyor. Bazı isimlerden de bahsedelim. İbn Sina, İbn Rüşd, El-Kindi, El-Farabi. Bütün bunlar çok bilinen isimler olduğu için bunları söylüyorum. O dönemin yarattığı insanlar. Bunun dışında şu da var. İslam'ın altın çağı diyoruz ama Hristiyan, Yahudi bilim insanları da var bu dönemde yetişmiş. Yine Müslümanlarla aynı ortamlarda yetişmiş, aynı eğitimlerden geçmiş. Dinleri farklı. İslam alemi içerisinde kabul ediliyorlar ama dinleri ve etnisiteleri farklı. Vay be. Ya o dönem için resmen ütopya. Gerçekten alimlerin dini ya da kökenine bakılmaksızın bir araya gelip gerçekten bütün coğrafyaya hizmet ettiği müthiş bir şey. Tabii
sevgili izleyicilerimize tek bir soru. Tahmin edin başına ne geldi? Bu güzel yapının, bu güzel birlikteliğin başına ne geldi? İpucu Moğollar. Evet. Diğer bir nokta, tabii ki oyunda her ünitenin kendine has üniteleri var. Burada Abbasilere gelince develer ortaya çıkıyor. Develer daha evvelki Age of Empires oyunlarında da vardı. Aktif kullanılıyor. Çok da sevilirler. Çünkü bir kere devenin üzerinde bir okçular vardır. Baş belasıdır. Ve o coğrafyadaki tabii ki o coğrafyada atlara vesaire ya da diğer bineklere göre çok daha avantajlar. Gerçekte develer savaşlarda ne kadar etkin kullanıldı, ne avantajlar sağladılar bir öğrenmek isteriz. Yani evet, deve kullanıldığını biliyoruz Abbasilerin ordularında. Fakat Abbasilere asıl gücünü kazandıran develer değildi. Ha, ana güç, ana odak değildi. Hayır. Abbasilere asıl gücünü kazandıran Türk köle askerlerdi. Hatta dünyanın diğer bölümlerinde, özellikle Orta Doğu, Avrasya, Anadolu, Orta Doğu, dünyanın diğer bölümlerinde Türk köle askerlerin ordulara satın alınması geleneğini başlatanlar Abbasiler. Aslında mantıklı yani, bir kendini ilim irfana verince orduyu da öyle çözeceksin. Evet. Evet. Yani şeyi çok iyi biliyorlar. Özellikle Kıpçak kökenli ve Oğuz kökenli Türklerin çok iyi asker olduğunu biliyorlar. Sınırlarını koruman gerekiyor, ülkeni koruman gerekiyor. Dışarıdan asker alacaksın. Paralı asker de alabilirsin ama parayı en çok kim verirse onun için savaşır paralı asker. Köle olarak alırsan, anladığımız tarzda bir kölelik değil elbette bu. Köle olarak asker alırsan seni daha çok sahiplenir. Hani bizde de Yenişehirler var ya, nasıl askerler bunlar? Ailelerinden kopartıp alıyorsun. Ne aile bağı var, evlenmeleri yasak. Her ne kadar evlenenler olduysa da. Bu da öyle. Yani senin ülkenin içerisindeki etnik ve dini kargaşalardan uzak bir kitle. Ve aynı zamanda çok iyi savaşçı. O yüzden çok değerli. Alıyorlar ordularına ve yani Abbasi ordularını Türkler esasen oluşturuyor diyebiliriz yani. Evet arkadaşlar, İslamiyet'in altın çağı ya da İslami Rönesans'ın başlangıcı, Büyük Bağdat Kütüphanesi, alimler ve develer. Bakalım siz oynadığınızda Abbasi Hanedanlığı'yla neler yaşayacaksınız, ne taktikler ne stratejiler kuracaksınız ve tarihe hangi noktadan dahil olacaksınız? Age of Empires'ı Game Pass'ten hemen indirip Abbasi Hanedanlığı'nı bugün deneyebilir, oynayabilirsiniz.